Payidar Otel ve Restoran sunar. Anadolu'nun eski yerleşim alanlarından birisi olan Amasya, Hititlerden başlayarak çeşitli uygarlıkların merkezi olmuştur. Kentin bilinen en eski adı, söylendiği biçim ile günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelen Amasya'dır. Eski kayıtlarda ve buluntularda Amesya, Amasya, Amasya ismi okunmaktadır. Osmanlı dönemine iz bırakmış olan Amasya, Şehzadeler Şehri olarak da bilinmektedir. Amasya'da şehzadelik yapmış, Osmanlı'da tahta oturmuş 7 padişah ve Şehzade Mustafa'nın da aralarında bulunduğu 5 şehzadenin heykellerini Şehzadeler Müzesi'nde görebilmeniz mümkün. Bu müze, Amasya'ya gelenlerin uğrak yeri olmaktadır. Amasya, 8500 yıllık bir şehir. 14 medeniyete ev sahipliği yapmış. Mesela şu arkamızdaki bina İlhanlılardan kalma. Efendim, 14 medeniyete ev sahipliği yapmış. Nedir 14 medeniyete ev sahipliği yaparken? Hoşgörü şehri, ilimin eşiği, bilimin merkezi kabul edilmiş. Biraz ileriye doğru geldiğimizde, yani en yakın Osmanlı gibidiriz. Osmanlı'nın esas kuruluşu da burası sayılır. Neden diyeceksiniz? Osmanlı'nın Fetret Devri var. Fetret Devri, yani Osmanlı bitti denildiği dönem, Çelebi Mehmet tarafından Osmanlı burada yeniden toparlanmış efendim ve yeniden büyümüş. Biraz daha ileriye gittiğimizde yine Osmanlı'nın en kudretli dönemi, yani yükseliş devrinin padişahları buradan yetişmiş. 7 tane yükseliş devrinin padişahı Amasya'dan gitmiş. ...19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da başlayan Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı, ...12 Haziran 1919 tarihinde Mustafa Kemal'in Amasya'ya gelmesiyle atılmıştır. Bu itibarla Amasya, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda İlk önemli adımın atıldığı yer olmuştur. Osmanlı'nın zor dönemleri, memleketin dört tarafı istila edilmişken, efendim 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan kalkan vapur 19 Mayıs 1919'da efendim Samsun'a gelmiş. Sonra Samsun'a gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz ve yanındaki Eşraf, Erkan belli müddet havzada kaldıktan sonra 12 Haziran 1919'da Amasya yola hazırlanmıştır. Şimdi vatandaşla Atatürk'ün ilk karşılaştığı şehir burası. Tabii heyecanlı bir bekleyiş var. Özgürlük meşalesi bu şehirde yanmış. Onun için etrafımız efendim düşmanlarla da çevrili. Onun için biz bu şehre diyoruz ki kurtuluştan kuruluşa bir şehir. Yeşil ırmağın can verdiği şehir Amasya. Amasya ilinin en önemli akarsuyu olan Yeşil ırmak şehrin ortasından geçmesiyle kente ayrı bir eşsiz güzellik katmaktadır. Şehri ikiye bölüp özgül ağırlığıyla akan, sulamada, tarımda, herhangi bir vesaire bir yerde kullanılmayan, sadece bu şehirde burayı gezerken insanlara göz ruhuna efendim heyecan veren ve dinlendiren akan ırmak dünyada tek bir şehirdir. Dünyanın hiçbir şehrinde
benim saydığım vasıflarda kan bir ırmak yoktur. Bu da Cenab-ı Hakk'ın ayrıca bir özel Amasyalara lütfudur. Ne diyoruz biz? Siz Amasya'yı gördünüz. Bizi dinleyip de görmeyenlere söylüyoruz. Amasya'yı görmemişseniz en güzelini görmemişsiniz. Bu şehirde her bir kapı farklı bir tarihi taşır sizi. Kimi bir padişaha, Sultan Beyazıt'a, kimi tarihte ilk coğrafyacıya, Strabon'a, kimi de efsane kral 6. Mitridat'a. Ama her kapı elbet geri Amasya'ya çıkar. Şehirler meydanlarıyla anılır. Dünyada böyledir bu, Avrupa'da böyledir. Gördüğünüz meydanı efendim genişlettik. 2,5 misline çıkardık. Hemen hükümet köprümüz var. Bir araba zor geçiyordu, yanında bebek arabasıyla geçmeniz mümkün değildi. 5,5 metrelik köprüyü 15 metre olarak genişlettik. Ceddimizi anmak üzere de eski Türk devletlerinin bayraklarını köprülere, dubalarına gömdük. Meydanda da var 16 Türk devletinin bayrakları. Son yıllarda yerel yönetimlerin birbirinden özel projeleriyle çehresi değişen Amasya'da yapılan çalışmalar kente değer katmaya devam ediyor. Türkiye'de hidroelektrik santralı kuran tek belediyeyiz. Biz geldiğimizde su 6.75 kuruştu. Biz dedik ki eski tabirle vatandaşın suyuna sabuna karışmayın diye atalarımız bir laf söyler. İnsanlar aya gidiyorlar. Ayda hayattan ziyade, havadan ziyade suyu soruyorlar değil mi? Suyu çok önemi vardır. İnsanlık alemi içinde çok önemi vardır, Müslümanlık alemi içinde her zaman önemleri vardır. Önce vatandaşı suyla buluşturmak lazım. Bu manada da biz geldik, Allah'ın nimeti olan suyu efendim vatandaşa aracı olduk. Halkı anlamak için hakkı iyi bilmek lazım. Eğer hakkı iyi bilmiyorsanız, halkı anlamanızda sıkıntı var demektir. Çünkü hakta adalet vardır, hakta merhamet vardır, hakta insaniyet vardır, halkta kavuşmak vardır. Bana kalsa ben suya hiç para almayacağım. Şimdi 1 lira alıyoruz. Ramazanlarda 40 gün almıyoruz. Kurban bayramlarında 1 ay almıyoruz. 6 lira falan fatura geliyor diyorlar. O da mecburen. Bana kalsa ben hiç almam. Tarihi açıdan zengin olan Amasya, bu eserlerini günümüze kadar taşıyabilme özelliğine de sahiptir. Amasya Kalesi, Alçak Köprü, Amasya Saat Kulesi, Aynalı Mağara günümüze kadar gelen önemli tarihi değerler arasında yer almaktadır. Bu güzellikleriyle her yıl yüz binlerce turiste ev sahipliği yapmanın gururunu da yaşamaktadır Amasya. Yeşilırmak Islağı'na yeni başlayacağız. Yeşilırmak Islağı'ndan önce 110 odalı bir otel yapıyoruz. Ben bu şehre geldiğim günden beri şöyle söylüyorum. Burası açık hava turizm müzesi gibidir. Şehrimiz plato gibidir. Biz bu şehri dünyaya entegre etmemiz lazım. Zaman zaman ben şöyle söylüyorum. Şehrin içerisinden gittiğiniz zaman ırmak boyundan bir tarafta içeri şehri, bir tarafta yukarı görürsünüz. Biraz daha ileri gidince işte Harşinatay'ı efendim ve karşıdaki dağı görürsünüz. Gördüğünüz göreceğiniz budur. Ama bu şehre kaleye çıktığınızda farklı görürsünüz. Teyyareyle seyrettiğinizde farklı görürsünüz. Ben bu şehri teyyareyle seyrediyorum. Dünyanın içerisinde bir mahalle kadar yok bizim şehrimiz. Dünyaya entegre edeceğiz derken
Bunu anlamakta zorlananlar var. Ya nasıl olacak? Götürüp dünya haritasının bir yerine koyacak değiliz. Kardeşim, dünyanın insanlarını buraya getireceğiz. Neden olmasın diye bir şey yok. Olmasın kelimesini ben asla kabul etmiyorum zaten. Olmazı hiç kabul etmiyorum. Olmaz diyenler, o kelimeyi kullananlara hep mahcup olacaksınız diyorum. Dünya konseptinde böyle bir otel yok. Dağ, efendim, dibinde otel, önünde nehir, üzerinde köprü, efendim, ve yanında şehir. Ve yüksek olmayan, iki katlı, asansör bile ihtiyacınız olmayan bir otel yapıyoruz. Komplike yaşam merkezleriyle beraber. Bu ayın sonuna doğru teleferiğin ihalesini yapıyoruz. Şu gördüğünüz dağın tepesi ileri böyle dümdüz bir arazi. 400 dönümü biz aldık, orada 400 dönümlük bir arazide bir şehir kuracağız oraya. Amasyalılar, hemşehrilerim bazılarını yeni duyuyorlardı. Sizin aracılığınızı duyacaklar. Daha neler neler olacak. İşte ırmağa başladık. Yeşil ırmağa alıyoruz, efendim, rekreasyon alanı, gezinti yollarıyla beraber bir kılavuz yatağının içerisine alıyoruz. Ayrı bir özellik, ayrı bir güzellik şey yapacağız, getireceğiz Amasya'ya. İçeri şehrimizi 11. ayın sonu itibariyle, efendim, tamamen restore ediyoruz, eski yapıya döndürüyoruz. Orasını turizm bölgesi olarak ilan ettik. Şimdi, tabii bunlar bir ufuk ister, efendim, bunlar bir gayret ister, bu bir inanç ister. Kabili karar eyler ister. Biz arkadaşlarımızla istişare ediyoruz. Kabili kararı kırıyoruz. Yumruğu tepesine vurdum mu bismillah deyip arkaya bakmış yok bizde. Sana şehri zaten. Yani sanatın her türlüsü var. Burada 60-70 yıl öncesine, yani şu anda 100 yaşında birine rastladığınız zaman bu Amasya'mızda her evde bir musiki sesi duyulurdu. Kimi saz çalar, kimi darbuka çalar, kimi ney çalar ve ilk musiki cemiyeti de Amasya'da kurulmuştur. İlk ameliyatı yapan Sabuncuoğlu Amasya'dadır. Aletler içeridedir. Bir de Amasyalı'ya verdiğimiz bir söz var. Biz çok çalışırız. Biz çok çalışkanız. Efendim, sizin gözünüzü yere bakıtmayız. Biz sizin bir kuruşunuzu yemeyiz. Bir kuruşunuzu da yedirtmeyiz. Sizin malınızın bekçisiyiz. Efendim, çünkü bizim hedefimiz bizden sonraki gelecek torunlarımıza, nesebimize müreffeh bir Amasya bırakmak. Amasya'ya gelindiğinde uğranması gereken bir diğer önemli merkez ise İstasyon Camisi'dir. Amasya yöresi ahşap işçiliğinin 20. yüzyıl örneklerinden olan cami, yöresel ahşap camilerin son temsilcilerinden birisidir. Burası İstasyon Cami ama İstasyon Kurtboğan Camisi olarak tanınıyor çevreden. Neden İstasyon Kurtboğan Camisi denilmiş? Dışarıdaki yatan evliyamız var. Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası Akşemseddin Hazretlerinin babası Şeyh Şerafettin Hamza ismi. Lakabı da Kurtboğan. O mübarek zatın yüzüsü hürmetine bu caminin ismi İstasyon Kurtboğan Camisi olarak anılmaktadır. Bu yatan zatımız Sadrazam Hadım Atik Ali Paşa. Aslen Saraybosna'nın Drozgomat Va şehrinden. Fatih Sultan Mehmet Han zamanında saray ağalığı yapıyor.
Fatih'in oğlu Yıldırım Beyazıt zamanında da sadrazamlık yapıyor. Şehit olursam Kurt Buğa'nın yanına beni yataklayın diyor ve burada şehit oluyor ve buraya sadrazam Hadim Atik Ali Paşa'yı buraya yataklıyorlar. Amasya'da unutulmaya yüz tutmuş el sanatları büyük önem arz etmektedir. El yazması, yemeni, yassı çal, çuha dokuma, Amasya'nın önemli el sanatları arasında yer almaktadır. Son dönemlerde yerel yönetimlerin destekleriyle açılan kurslarla yaşatılmaya çalışılan bu el sanatları, gelecek kuşaklara da aktarılmaktadır. Ürünümüz ipektir. Renkli ipleri ve beyaz yeri ipekten oluşur. Bir örtüdür bu, masa örtüsü. Küçük masa, büyük masa hangisini kullanmak isterse. Bu da yine öğrenci ürünü. Bu da keten üzerine renkli ipleri, beyaz yeri keten, renkli yerleri pamuktur. Bu motiflerin yine özgün çalışma, bunlar kilim desenleri, o şekilde devam ediyor. Bu da havlumuz. Yani biz de her şekilde ipleri kullanmaya çalışıyoruz biz. Saçaklar bunu eskiye dayalı çarşaf kenarlarında yapılırmış. Biz de ondan şey yaparak yaptık bunları. Gayet de hoş oldu. Bu kumaşımız da pamuktur. Renkli desenleri de yine Amasya'mızın köyüne ait yassı çal çuha dokumasına ait bir desendir. Desenimizin ismi de Eminem. Küçük yaşta annesi küçük yaşta kızını evlendirdiği için yani nasıl diyeyim? Yani üzgün olduğu için bu motifi işlemiş. Amasyalılar olarak bu kültürümüzün bitmemesi için herkesi beklerim. Gerçekten çok güzel bir değer. Bence nesli ilerlemesi gerekiyor. Unutulma yüz tutmuş el sanatları arasında yer aldığı için yassı çal çuha dokuma, o yüzden biz bunları gün yüzünde tutmaya çalışıyoruz. İpliklerimiz pamuktur. Bunlar gücü, bunları elimizle hazırlıyoruz. Çözgümüzü elimizle hazırlıyoruz. Hepsi pamuktur. Atkı dediğimiz mekikle attığımız iplikler, atkı iplikleri keten, pamuk, viskon, ipek, hani isteğe karşı. Zeminlerimiz ipek oluyor, keten oluyor, pamuk oluyor, viskon oluyor. Hepsi oluyor. Çok siparişimiz var, yetişemiyoruz. Hani öğrenci sıkıntımız olduğu için biz de elimizden geldiğince gayretli bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. 150-200 yıllık geçmişe, tarihe dayanan, yani orijinali hiç bozulmamış bir şekilde günümüzde tutmaya çalıştığımız yassı çal çuha dokumaya herkesi bekliyoruz, tüm Amasyalıları. Minyatür sanatını öğretiyorum. Tesip yapıyoruz. Daha çok tablo olarak kullanılıyor. Ama bunun yanı sıra yine takılar yapıyoruz. Takıları işliyoruz. Çini gibi. Tabii yine çiniler de yapıyoruz aynı zamanda burada. Evet. Öğrencilerimizle. Günlük en az 9-10 öğrencimiz oluyor. İştirak ediyorlar. Bazen daha kalabalık oluyor. Üretiyoruz. Hani ürettiklerinden bir de para kazanıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Ev hanımlarımıza ek bir sermaye olmuş oluyor. Gelecek, başlayacak olan kursiyerlerimize, öğrencilerimize kesinlikle tavsiye ediyorum. Sadece minyatür olarak değil, bizim farklı sanatlarımız da var. Yine belediye kültür evlerinde hani öğretilen, unutulmaya yüz tutmuş bir sürü sanatlarımız var. Öğrensinler ki nesillerden nesillere aktarabilirim bu sanatları. Kültür ve sanat evleri burası. Binamızın ismi de Kültür Evi 6, Kültür ve Sanat Evleri diye geçiyor. Burada çalışıyoruz. Ben çoğunlukla öğrenciye yönelik ne istiyorlarsa el nakışlarından olsun. Mesela antep işi, hesap işi, şu hesap işi dediğimiz işimiz, antep işi dediğimiz işlerimiz, üç boyutlu rölyef dediğimiz sanat, ipek böceği kozası, kaneviçeler, ondan sonra şu kaneviçeler, dantel anglaise dediğimiz el sanatı, hepsini göstermeye çalışıyorum.
Payidar Otel ve Restoran sundu.